örnek bir davranış olmuş. Çok güzel yani. Keşke her tarafımız böyle olsa yani. Bağımsızlığın sembolü, özgürlüğün sesi. Bir milletin millet olduğunun kanıtı, bayrak. Şehitlerimizin kanıyla sulanan, tarihteki mücadelemizin nişanesi, ay yıldızlı bayrağımız bu sokakta göğüs kabartıyor. Milli ruhu diri tutuyor. Bayrağın olmadığı bir yerde özgürlük olur mu? Camiye gidemez. Cuma namazını kılamam. Özgürlüğün olmazsa ne yapacaksın ya? Yani? Milli bayramlarda alışık olduğumuz bayrak görüntüleri bu sokakta milli bayram dışında da kendine sahne buluyor. Karaman'ın örnek sokağında her gün bayram havası yaşanıyor. Şimdi öncelikle biz esnaflar olarak bayrağımızı her yerde dalgalandırmaya özellikle çok dikkat ediyoruz. Bu duyarlı hareketi herkesten de aslında bekliyoruz. Tabii birçok çalışma yapılıyor ama biz kendi imkanlarımızla, kendi becerilerimizle, buralara yaptığımız bazı çalışmalarla bayrağımızı her yerde dalgalandırmaya devam etmeye çalışıyoruz ve herkesten de bu duyarlı olmayı bekliyoruz. Atatürk portremizde vardı asılı. Hani yıpranmadan dolayı overlockçe verdik, diktirdik. Ha, o da olsa daha güzel olacak. Yani milletin bize yaklaşımları çok güzel. Her gün sabah ben işe geldiğim zaman bayraklarımı düzeltiyorum. Ondan sonra akşam giderken tekrar düzeltiyorum. Milli duyguları zirveye taşıyan sokak esnafının bu davranışı takdir topluyor. Bayrağa karşı sevgilerinden dolayı esnafın hepsi birleşti. Gayet de güzel oldu. Görenler de imreniyor yani. Fenari Mahallesi 260. sokak rakamsal isminden sıyrılarak bayraklı sokak olarak akıllarda yer ediyor. 23 Nisan'da ondan sonra İstiklal Marşı'nın kuruluşunda o tarihlerde biz burada milli marşlarımızı çaldırıyoruz. Sokak isimlerin ruhsuz rakamlardan ibaret olması ciğerimizi yakıyor. Tarihi şahsiyet ve olayların geçmişten geleceğe taşınması için milli anılarımızın sokak isimleriyle yaşatılması konusu da tekrar tartışmaya açılması gerekiyor.